Selahattin Bey malum koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Evet. Şöyle bir genel değerlendirme yapıp ardından HDP olası bir seçim hükümetinde yer alır mı sorusunda yanıtlarsınız. Tabii 7 Haziran akşamından bu yana aslında Türkiye yeni bir sayfa açabilirdi. Bu mümkündü. Koalisyonun Türkiye açısından, Türkiye toplumunun rahatlaması açısından iyi bir seçenek olduğunu 7 Haziran sonuçları gösterdi. Fakat maalesef sandık sonuçlarına saygı duymayan, halkın iradesine saygı duymayan bir yaklaşımla Türkiye karşı karşıya. Görünen o ki bir seçim daha yapılmadan Türkiye'de siyasette taşlar yerine oturmayacak. Bu saray darbesine karşı da eminim ki halk sandıkta gerekli iradeyi ortaya koyarak Türkiye'nin önünü açacak bir sonuç çıkaracaktır. Sayın Davutoğlu'nun bir an önce görevi iade etmesi lazım. Bir koalisyon seçeneğinin kalmadığını kendisi ifade etti. Dolayısıyla derhal görevi iade etmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da süre dolmadan önce seçimden ikinci çıkmış partiyi teamülen görevlendirmesi beklenir. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi bu görevi kabul eder mi etmez mi? Kendilerinin bileceği iş. Fakat eğer 45 gün içerisinde bir koalisyon kurulmayacağı netleşirse bir seçim hükümetiyle Türkiye'nin en kısa zamanda seçime gitmesi, tekrar seçimle bu defa kalıcı bir sonucun, Türkiye'nin önünü açacak bir sonucun ortaya çıkması için hepimizin gayret göstermesi lazım. Elbette ki bu siyasetteki darbe günleri de atlatılacak. Herkes demokratik bir Türkiye için sandık sonuçlarına saygı duymanın ne kadar kıymetli olduğunu eminim ki anlayacak. Olası bir seçim hükümetinde partimizin görev alıp almayacağını birazdan Merkez Yürütme Kurulu'nda da değerlendireceğiz. Elbette ki biz ülkenin yönetilmesi konusunda hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayız da. Fakat tavrımızın ne olacağını partimizin yetkili organlarına birazdan değerlendirip netleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi efendim özellikle Silvan, Şemdin ve Varto'da son dönemlerde yaşanan olaylar var. Özellikle Şemdin'de son 3 gündür ben bir Şemdinli olarak aileme dahi ulaşamıyorum. Bu konuda sizin bir girişiminiz olacak mı? Neler yapılacak? İlçede elektrik dışında internet hatları yok, yollar yok evet. Ve halkın çoğu hala ekmek dahi bulamadığını söylüyor. Bununla ilgili size gelen bilgiler var mı? Bir heyet gidecek mi bölgeye? Özellikle Şemdin için soruyorum. Evet, aslında sürekli heyetlerimiz bölgede biliyorsunuz. Hem Varto'da hem Silvan'da, Nusaybin'de, Şemdinli'de. Partimizin milletvekillerinin de içinde bulunduğu merkez yöneticilerimizden oluşan heyetler sürekli bölgede çalışmaları yürütüyorlar. Şimdi tabii gelinen durum çok vahim, çok kaygı verici. Türkiye'de hiçbir sorunun silahla çözümü mümkün değildir. Bunu net olarak partim adına ifade etmek istiyorum. Biz bütün sorunların diyalogla, müzakereyle, konuşarak, barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusundaki tavrımızı, tutumumuzu sürdürüyoruz. Bu yönlü yaptığımız çağrıları sürekli tekrarlıyoruz. Türkiye açısından özellikle Orta Doğu'nun bu kadar büyük bir kargaşayla karşı karşıya olduğu bir durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin yapması gereken şey diyalog kanallarını açmak, bir an önce müzakereye dönmektir. Ve biz müzakereyle çözülmeyecek hiçbir sorunumuzun olmadığı inancındayız. Bu kadar büyük bir siyasi körlükle ülkeyi her gün, her saat yeni felaketlerle, tehlikelerle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Derhal karşılıklı ateşkesin ilan edilmesi lazım. Dağlarda, şehirlerde mutlaka silahların susması, silahların geri çekilmesi lazım. Birbirine doğrultulmuş namluların indirilmesi lazım. Sonraki adımlar da müzakereye dönüş, müzakereyle birlikte kalıcı barış ve kalıcı çözüm olmalıdır. Hükümet kurulur ya da kurulmaz, Türkiye'nin en acil işi barıştır. Biz bir erken seçimde elbette ki halkın ortaya koyacağı iradeye saygı duyacağız. Fakat barış erken seçimi beklemeyecek kadar acildir. Bu sadece Şemdinli için değil, bu aynı zamanda Kadıköy için de geçerlidir. Bu Konak için de, Taksim için de geçerlidir. Kızılay için de geçerlidir. Çankaya için de geçerlidir. Türkiye'nin bütün ilçeleri şu anda, illeri, köyleri barışın bozulmuş olmasının rahatsızlığını yaşıyor. Bugün cenazelerdeki ağır travma
cenazelerdeki acılı hale rağmen aileler, şehit aileleri, anneler, babalar diyalog istiyorlar, barış istiyorlar. Bu sesin duyulması lazım. Siyasetçilere düşen, bizlere düşen şey de bu sesin gereğini yapmaktır. Hiç kimse, Türkiye toplumunda hiç kimse geleceğe dair korku, kaygı duymamalıdır. Halkların Demokratik Partisi, Türkiye'de bir arada yaşamanın ve bir an önce kalıcı barışı sağlamanın teminatıdır. Elbette bu fırtınalı günler geçecektir. Elbette ki şu anda yaşadığımız bu acılı, sancılı süreç geçecektir. Bu fırtına bittikten sonra geride eğer darma duman bir ülke kalmasın istiyorsak birbirimize daha sıkı sarılmamız lazım. Bu fırtınaya karşı bu badireleri atlatmanın tek yolu da birbirimize daha sıkı sıkıya sarılmaktır. Merkez Yürütme Kurulu'nda birazdan Şemdinli ile Silvan'da görüşeceğiz. Silvan'da da çok ciddi operasyonların şehir merkezinde tanklarla birlikte, ağır silahlarla birlikte operasyonların yapıldığı bilgileri geliyor. Durumu değerlendireceğiz. İlçelerle iletişim yok. İnternet kesik, telefon kesik, elektrik, su kesik. Birçok ilçede durum maalesef ki vahim bir noktada. Bu güvenlikçi politikalarla barışı sağlamak, diyaloğu sağlamak mümkün değil. Sonuna kadar, efendim, son terörist kalıncaya kadar gereğini yapacağız söylemleri geçmişlerde de çok denendi. Bunu söyleyenin kendisi de buna hiçbir zaman inanmadı, biliyoruz. Ama ne kadar oya dönüştürürüz, bunun hesabı yapıldı. Her bir can partilerimizden kıymetlidir, oylarımızdan kıymetlidir. Ne olursa olsun bizim ülkenin insanlarına sahip çıkmamız lazım. Güvenlik gücü, PKK'li, sivil fark etmez, ölümleri derhal durdurmamız gerekir. Erdoğan eğer CHP'ye verirse hükümet kurma görevini, CHP'nin kuracağı olası bir azınlık hükümetine siz destek verir misiniz? Acaba Erdoğan bundan mı çekiniyor? Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki görev alırsa eminim ki partileri ziyaret edecektir. O çerçevede bizler de görüşlerimizi ifade ederiz. Bakın biz hiçbir zaman ilkelerimiz çerçevesinde oluşacak bir hükümeti desteklemeyiz demedik. Bunu Sayın Davutoğlu'na da partimizi ziyaretinde açıkça ifade ettik. Koalisyon kuramazsanız ve erken seçime de gitmek istemiyorsanız ilkelerimiz ortada, partimizin kapısı açıktır dedik. Tekrar HDP ile görüşmeye gelebilirsiniz dedik. Kapıları biz kapatmadık. Biz AKP bile kapıları kapatmadık. Dolayısıyla CHP görev alırsa memnuniyetle görüşürüz, değerlendiririz tabii ki. Bazı ilgilerde özellikle planları yapılıyor. Yani bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Bizim tavrımız şudur arkadaşlar. Bakın, Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerinden yönetim modellerinin mutlaka anayasal güvenceye alınması, merkezi yönetim değil, tek adam yönetimi değil, mutlaka yerelde halk inisiyatiflerinin ve halkın her yerde karar süreçlerine katılabildiği yönetimleri desteklemek partimizin programı gereğidir. Ama biz hiçbir zaman bunun bir çatışmalı ortamda, silahla, şiddetle olabileceğini düşünmedik. Dolayısıyla herkes bu konuda dikkatli olmalı. Tuzağa çekilmek istenenlere karşı da ben özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum. Lütfen tuzaklara düşmesinler. Demokratik özellik elbette ki Türkiye'de tartışılması gereken demokratik bir sistemdir, bir yönetim modelidir. Nasıl birileri başkanlık sistemini tartıştırmak istiyorsa, partimizin de önerdiği model Türkiye'nin her yeri için güçlendirilmiş yerinden yönetim modelleridir. Bunun dışındaki hiçbir yol ve yönteme bir partimizin sıcak bakması mümkün değil. Biz elbette ki halk inisiyatiflerinin, halkın kendini yönetme hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Ama dediğim gibi herkes tuzaklara karşı da dikkatli olmalı. Efendim, geçtiğimiz günlerde Mehmet Şimşek açıkladı seçim yardımının Ocak'tan önce verilmeyeceğini. Bu durumda olası bile erken seçimde alamayacaksınız. Biz siyasi tarihimiz boyunca hiç devlet yardımı almadık seçimlere girerken. Bu dönem biz almayalım diye diğer partilere de vermiyorlar. Tutum budur aslında. Biz buna alışkınız da diğerleri ne yapacaklar bakalım. Herhalde gizli kasalarını açacaklar seçim kampanyasını yürütmek için. Sayın Demirtaş, pardon. Parti tüzüğümüzde iki dönem kuralı var. Bir önceki seçimde bazı sizinle birlikte birkaç kişi için daha esnetilmişti. Haberler çıktı bu seçime sizin girmeyeceğiniz yönde. Bu konu tekrar parti kurullarınızda değerlendirilecek mi? Yani böyle bir ihtimal var mı? Erken seçim veya tekrar seçim kararı alınırsa partimiz bütün bunları değerlendirir. Daha önce de belirttik. Bakın, bu parti bizimle var olmadı, bizimle de bitmez. Bizim tüzüğümüzdeki bütün ilkeler hepimiz için geçerlidir. Dolayısıyla biz ihtiyaçlara göre, halkın beklentisine göre, partimizin tutumuna göre ve tüzüğümüzün ortaya koyduğu değerlere göre hareket ederiz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Peki. Efendim, son bir soru. Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu aslında çok tartışılan bir söz ifade etti. Sistem değişmiştir. Evet. Bundan sonra ister kabul edin ister etmeyin diye rejim değişikliğine girmiştir dedi. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Şimdi aslında çok net bir teklifimiz var. Birazdan parti toplantısında da netleştireceğiz. Belki meclise bir teklif olarak da sunabiliriz. Olası bir tekrar seçimde, genel seçimde biz seçmenin önüne bir referandum pusulası daha koyabiliriz. Parlamento bu konuda karar alabilirse, başkanlık sistemini istiyor musunuz diye evet veya hayır. Tek soruluk bir referandum. Yani insanlarımız genel seçimde hangi partiye oy vereceğini bir pusulaya, başkanlık sistemi isteyip istemediğini de başka bir pusulada işaretleyerek aynı zarfa koyabilir. Bu tartışma da böylece netleşmiş olur. Türkiye toplumu başkanlığı istiyorsa saygı duyarız, istemiyorsa saygı duymaları lazım. Dolayısıyla böyle oldu bittilerle sistem değiştirilmez, rejim değiştirilmez. Demokratik bir süreç işletilsin, halka soralım. Efendim bu işin anayasasını değiştirelim halk istiyorsa. Mevzu bizim kişisel bir tutumumuz değil. Kendine güveniyorlarsa buyurun genel seçimde halka soralım, referandum yapalım. Bu mesele de kapanmış olsun. Halk evet diyorsa herkes saygı duyacak. Hayır diyorsa da herkes bunun sonucuna saygı duyacak. Güveniyorlarsa biz parlamentoya bu teklifi vermeye hazırız. Genel seçimde referandumu da birlikte yapalım. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.